Türkçenin iki lehçesinden biri Ç, Çuvaşça. Türkçenin iki lehçesinden biri Y, Yakutça. İlk psikolojik roman E, Eylül. Rus yazar Anton Çehov tarafından geliştirilen bir hikaye türü Ç, Çehov tarzı hikaye. Son Kuşlar adlı hikayesiyle durum hikayesinin, yani Çehov hikayenin örneğini veren bir yazar S, Sait Faik Abasıyanık. Edebiyatımızda durum hikayesinin bir temsilcisi M, Memduh Şevket Esendal. Bomba adlı eseri ile de bilinir. Mopassan tarzı hikayenin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir Ö, Ömer Seyfettin. Bir dilin ülke sınırları içinde farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimi A, ağız. Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenmeyen dönemlerine ayrılmış kollarıdır L, lehçe. Göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır. Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim sayesinde öğrenir. D, dönüt. İletişimi başlatan ögedir. Amacına uygun bir bilgiyi, isteği, düşünceyi alıcıya gönderir. G, gönderici. Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hale dönüşmüş şeklidir. İ, ileti. Letaif-i rivayet ile Türk edebiyatında ilk yerli hikayeleri kaleme almıştır. A, Ahmet Mithat Efendi. Tebrik ederiz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Tüm soruları bildiniz. Teşekkür ederim. Evet değerli öğrenciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Conan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim, iyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Hangisi işitsel, yani fonetik sanatlardan biridir? A. Edebiyat, B. Resim, C. Mimari, D. Tiyatro. İlk soru oldukça kolay. Doğru cevap A şıkkı, edebiyat. Buna müziği de dahil edebiliriz. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir? A. Destan, B. Kukla, C. Masal, D. Hikaye. Oldukça kolay bir soru. Doğru cevap B şıkkı, kukla. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Neçesiniz yakşı kardeşlerim cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Lehçe, B. Ağız, C. Şive, D. Argo. Doğru cevap C şıkkı, şive. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Müzisyene Nihat Doğan'dan Kırdın Kalbimi şarkısını çalmanı istiyorum diyen bir kişi hangisine örnek vermiş olabilir? A. İleti, B. Alıcı, C. Bağlam, D. Kod. Biraz düşünsem iyi olacak. Doğru cevap A şıkkı, ileti. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey.